Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere çikolatalı mus yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 200 ml krema. Genel yağ oranı yüksek bir krema seçerseniz daha iyi sonuç alacaksınız. 1 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ve 70 gram çikolata ve isteğe bağlı olarak da bir miktar konyak. Öncelikle soğutulmuş olan çırpma teli ve kabımıza kremamızı boşaltacağız. Özellikle bu kapların soğutulmuş olması gerekiyor. Çünkü formunu koruyabilmesi için kremanın çırpıldıktan sonra soğuk olması bize avantaj sağlayacak. Öncelikle ben çırpmaya başlıyorum. Böyle sağ ve sol yönlü hareketlerle yapmanız gerekiyor ki içerisine hava hapsedebilirsiniz ve hacmini arttırabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu. İsterseniz mikserinizle de bu çıkma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kremanızın hacmi biraz arttıktan sonra içerisine pudra şekerini ekleyin. Evet, kremamız da hazır. Gördüğünüz gibi tıraş köpüğü kıvamında. Yani çırpma telinizle aldığınızda şu şekilde dik durabilmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Yani şu kıvamı elde etmiş olduk. Çikolatalarımızı benmari'de eriteceğiz. O yüzden bende bir benmari kabı var. Ama siz isterseniz bir cam kase de kullanabilirsiniz bunun için. Ve bunu ocağa götürüyorum. Ama ocakta direkt bunu pişirmeyeceğim. Birazdan göreceksiniz. Çikolatamızı benmari usulü eriteceğiz. Onun için bir hafif kaynamakta olan bir suya ihtiyacımız var. Yani fokur fokur kaynamasına gerek yok. Ben musun içerisine biraz da konyak koyacağım. Konyağın içerisindeki alkolü biz istemiyoruz. Sadece içerisine lezzet geçmesini istiyoruz. Yani konyağın aromasının geçmesini istiyoruz. Ve bu yüzden flambe yapacağız. Flambe nedir diye soracak olacaksın. Olursanız da bu metal kaşık içerisinde bulunan konyağın yanarak alkolünün uçmasına flambe diyoruz biz. Şu anda alkol yanıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Ama çok da belli olacağını zannetmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi içinde hala eriyormuş kısımlar var ama içerisindeki sıcaklıkta bunlar kolaylıkla eriyecektir. Yani tamamının erimesine beklemenize hiç gerek yok. Üstünü niye kapattın diye soracak da olabilirsiniz. Çikolatanın en büyük düşmanı sudur. Ve su bulaştığı anda bu güzel parlak doku kaybolacaktır. O yüzden bu dokuyu korumak için hiçbir şekilde su içermemesi gerekiyor. Yapmış olduğumuz çikolata içerisine ekliyoruz. Şu anda köpüksü bir doku olduğu için bunu korumamız gerekiyor. Ve katlayarak çikolatamızı yediriyoruz. Yani çırpma telini bu aşamada kullanırsak söndürmüş olacağız kremamızı ve bu yüzden bir spatula yardımıyla katlayarak çikolatamızı kremaya yediriyoruz. Ve ben içine flambe ettiğim konyağımı da koyuyorum. Benim burada bir sıkma torbam var. Onu alacağım şimdi ve kaplara yerleştireceğim. Şu an sıkma torbamda. İsterseniz bu karışımın içerisine badem esansı veya fındık esansı da koyabilirsiniz. Şöyle içerisine yuvarlaklar halinde sıkarak ben hazırlıyorum. Böyle hafifçe vurmanız gerekli. Gördüğünüz gibi kabarcıklar çıkıyor. Bu şekilde musunuz hazır. Bu musu dolaba koyup yaklaşık bir 5-6 saat beklerseniz hazır olacaktır. Ama benim önerim bir gün bekletmeniz. Musumuz hazır. Dolmuş vaziyette. Güzel bir çilekle süsleyebilirsiniz. Çileğinizi musunuzun üstüne koyup güzel bir görüntüde oluşturabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ama önce köpüklü dokuyu göstermem gerekiyor size. Onu unuttum. Gördüğünüz gibi şöyle bir köpük dokusu olması beklenen bir mustan.
Bir tadına da bakayım ben bu arada. Bence bayağı güzel olmuş. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralarda bir yerden, çileğin üstü, altı. Oradan bir yerden abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize lezzetli, bol çikolatalı günler dilerim.